İyi akşamlar değerli Yeni Bakış Web TV ve Sansürsüz izleyenleri. Son derece güler yüzlü bir giriş yaptık. Gerek rejinin katılımıyla, gerek stüdyodaki 3 tane omorfolunun, eski dostun yine birbirlerine ilişmeleriyle başladık bugün. Ama tabii ki biz gülümseyerek başlıyoruz memleketteki ciddi konulara. Ciddi bir konuğumuzla sizinle yorum yapmaya çalışacağız bu akşam. Yorumlarınızı ve sorularınızı her zaman olduğu gibi bekliyoruz. Bizi yalnız bırakmayacağınızı biliyoruz. Bu akşam hükümeti dağıtacağız. Dağıtma ihtimalimiz var dedi Özdemir Tokel. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giriş yapacağız bu akşam. Ve kendisi bir uzman olarak bizimle görüşlerini paylaşacak. Özdemir Tokel, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Dışarıda sezinenlerin içeriye aktarıldığı ilk programa hoş geldin. Sansürsüz. Sansürsüz. Evet, Barış Gezer. Evet. Efendim bizi izleyen herkese de iyi günler, iyi akşamlar dilemek istiyorum buradan. Çok keyifli bir program olacağını düşünüyorum ben de. 3 tane omorfoludan zaten güzel, 3 tane güzel yurtludan, düzelteyim hemen, 3 tane güzel yurtludan da kötü bir şey çıkacağını da düşünmüyorum. Tabii ben direkt reklamı yapayım Özdemir. Bu arada hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Güzel yurt ya da omofoldan önce tabii hepimiz bir Batılıyız. Evet. Sanırım Batı Cumhuriyeti'ni burada özellikle vurgulamamız gerekirdi. Tabii Ayanlı'yla Polili bunu unuttu. Şey değil, Gazamalı'ya kaldı bu iş. Evet, tekrar hoş geldiniz. Hemen direkt konuya dalayım Özdemir. Ben seni halkla ilişkileri ve iletişim uzmanın ana titrinin yanında özel olarak ben seni bir UBP profesyonel olarak da görüyorum, UBP uzmanı gibi. Çünkü bu noktada ön sezileri çok iyi. Bunu ittifak olarak söylemiyorum. Ve akşam yaşanan bir televizyon programı oldu. Bugünün bütün gün konusu buydu. Büyük olasılık birkaç gün daha bu tartışılır. Kimileri şimdiden Tufan Uçay'ı Cumhurbaşkanı ilan etti. Kimileri de Ersin Tatar'ın başbakan değil, genel başkan biri olamayacağı gibi yorumlarda bulundu. Çok katılmasam da bu yorumların hiçbirine. Ben özellikle senin bu konuda görüşünü merak ettim. Sende nasıl bir algı oluşturdu? Aslında çok da güzel bir yerden başladım. Ben her zaman bunu söylerim. Olgulardan çok algıların dolaştığı ve algılarla yönetilen bir dünyadan geçiyoruz şu anda. Bir hayattan geçiyoruz. Algılar çok önemli. Ben programı akşam izleyemedim. Başka bir işim vardı. Çok daha önceden planlanmış bir işim olduğu için programı izleyemedim. Sabahleyin o kadar bir sosyal medyada gündem oldu ki aynen, tekrardan izlemek durumunda kaldım. Aslında ben akşam ortaya çıkan sosyal medya üzerindeki o feveran aslında çok da o kadar olmadığını izleme fırsatı buldum. Ben iletişimci olarak değerlendirebilirim konuyu. Siyaseten çok fazla değerlendirmeyi düşünmüyorum. Yani Sayın Başbakan'la Sayın Ersin Tatar arasında, ana muhalefet lideri arasında geçen içeriklerden başka değerlendirebileceğim iletişimseldir. Haliyle bir hukukçu olan Sayın Başbakan zaten mesleki anlamda bir şeyleri savunmakla, bir şeyleri kabul ettirmekle ilgili bir meslekten geliyor. Bu bir. İkincisi, çok uzun yıllardır öğretim görevlisi ve yüzlerce insana amfilerde onlara bir şeyler öğretebilmek için bir hoca olarak görev yapıyor. Dolayısıyla konuşma teknikleri açısından, konulara bakış açısından, detaylandırma açısından, eğer ortada bir yasa varsa, hukuk varsa, onu yasal bir dille anlatma açısından gayet oldukça yetenekli. Ben çünkü Sayın Tufan Hoca'yı başbakan olmadan önce de tanırdım. Bu değişen bir özelliği değil. Ama ben siyasal iletişim işiyle uğraşan bir insan olarak ben orada ne söylenip aslında ne söylenmediklerini de okuyabilmeliyim. Dolayısıyla ben o televizyon programını o şekilde dinledim. Televizyon programının aslında Tufan Hoca neleri yapamadıklarını, neleri yapamayacaklarını ve aslında hükümetin bugüne kadar hiçbir şey yapmadığını en güzel kelimeleri kullanarak muhteşem bir üslupla anlattı. Eğer bunu hükümet çevreleri bir başarı olarak görüyorsa anlatımı, hitabeti, evet programın algısal anlamda bir galibi varsa, evet Tufan Hoca konuşma açısından, konuşma süresini kullanma açısından, çünkü 2 saatlik bir programda eğer başbakan 1,5 saatlik bir süreyi
bir saat hatta 40 dakikaya yakın bir süreyi kendi kullanıyorsa ve onunla muadil orada başka biri oturuyorsa ve o sadece 20 dakika konuşabiliyorsa, arada böyle bir dengesizliğin hissediliyor olması gayet normaldir. Ama ben içeriye bakarım. Benim için içerik çok da önemlidir. Ne söyledi veya ne söylemedi veya ne söyleyemedi Sayın Başbakan dün akşam. Ben Sayın Nevşin Tatar'ın ortaya koymuş olduğu performansı, sormuş olduğu soruları ve cevap beklediği konuları da abuk subuk veya şey duymadım. Duyum kelimesini birden çok kez kullanmasının gündem olmasını normal karşılarım. Çünkü siyasal iletişim aslında iletişimin her alanı ve algı yöneticileri genelde bir şeyleri esprili bir dile taşıyarak o espri üzerinden çoğaltmayı her zaman tercih etmişlerdir. Dolayısıyla işte duyum hikayesi açılmış olabilir sosyal medyada ama ortada başka bir realite var. Orada duyum diye geçen bir şey tam 3 saat sonra imza haline dönüştü. Şimdi ben Ulusal Birlik Partisi'nin kampanyacısı olmuş olsa idim, ki değilim, öyle bir profesyonel görevim yok şu anda. Sosyal medyayı o duyumlar gerçeğe dönüştü. Sizin memlekette neler olduğundan bir duyumunuz yok şeklinde. Bu bahsettiğin imza nedir? İmza atıldı işte dom konusunda. Ha, dom konusu, evet. Dom konusu duyum olmaktan çıktı. İmzalar atıldı örneğin. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla illa bir algı yönetilecekse sosyal medya üzerinden alırdım ben o duyum esprilerinin hepsini. Çevirirdim gerçek algı operasyonuna. Bunu böyle sunardım. İhtiyaç duymamışlar. Yani yapacak, bu işleri yapacak Ulusal Birlik Partisi cenahında aklı çalışan, oldukça zeki insanlar var. Dolayısıyla bunu yapabilirler. Ve çok fazla sosyal medya üzerinden zaten Ulusal Ama Birlik şey Partisi... Ama şey değil mi Özdemir, buradaki sorun? Bir senedir aslında elle tutulur, tek bir icraatı olmayan bir hükümetle yüz yüzeyiz. Ya bana birazcık müsaade edebilirim, sonra devam edelim. Tamam. Çok tamam. Özür dilerim. Tabii. Bölmeyeyim seni tekrar diye. Şimdi ona geliyorum zaten. Ortada bir realite var. Temel. Tamam. Bu ülkede hastaneler yapılmıyor artık. Son bir yıldır. Bu ülkede büyük hastane projeleri iptal edilmiş durumda. Bu ülkede yol projeleri ilerlemiyor. Bu ülkede bu hükümet kurulmadan önce, bu hükümet kurulduğu zaman şunlar yapılacak. Hatta bir genel başkan, bir başbakan eğer döviz sterlin yükseldiğinde aynı şekilde zam yapacaksa oraya bir başbakan atamayız. Bir muhasebeci atarız. O da bize yeter şeklinde demeç veren Tufan bir hocam, başbakanın karşısına bu zaten. Şu anda ben buradan şöyle bir cevap verebilirdim. Evet, bir kontrol ediyorum. İsterli'nin sizin hükümeti devraldığınız dönemle bugünkü arasında ortaya çıkan yüzdelik yükselme payı %52. Bugün ülkede her şeye yapılan zam %52-%55 dolaylarında. Alın size muhasebe işi. O zaman bize siz de lazım değilsiniz. Sizin yerinizde bir muhasebeci olsaydı biz bu işi daha iyi yapabilirdik de diyebilirdi. Tamam Özdemir. Ama sorun zaten savunmada olması gereken bir kişi Sayın Başbakan. En iyi savunma gücüdür. Şimdi tamam. Savunmada bırakılması gerekirken bu kadar çok doneye rağmen belki de 3-5 ay sonrasının başbakanı. Belki desi çok fazla geliyor bana. Hatta geleceği büyük bırakır. Olasılıkla. Savunmaya düşer gibi bir algı yaratılmasıdır. Eksikliğin ve bugün yaratılan bu Facebook'ta, sosyal medyadaki hikayenin de temel kaynağının savunmada olması gerekenin atakta, atakta olması gerekenin savunmada gibi bir görüntüyü izleyiciye geçmiş olması. Ama hiç bu açıdan baktık mı? Şu neden biraz da vicdanlı bakmıyoruz olaylara? Ersin Bey genel başkan olalı birkaç ay geçmiş değil mi? Çok da uzun bir genel başkanlık deneyimi yok aslında. Evet. Ve Ersin Bey'in çok büyük bir ihtimalle Ulusal Birlik Partisi genel başkanının bu hayatı boyunca yüzleşeceği, bu pozisyonda yüzleşebileceği en önemli münazaralardan bir tanesiydi değil mi? Bu onun için de pek yaşanmış. Bu onun için gitti. Şimdi evet. iki taraftan, üç taraftan bakabiliriz. Birincisi Ulusal Birlik Partisi'nin geleneksel anlamda böyle çok fazla muhalefet partileriyle bir araya gelip siyasi programlarda, bir tartışma programlarında aslında var öyle bir şey de teke tekleri çok fazla yoktur. Toplulara genelde katılırlar. Seçim en son seçim olmadı o. En son seçim. Yoksa Derviş Bey daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde girmiş, katılmış olduğu şeylerde çıkmıştı. 2009'da Sayın o dönemin
Başbakanı Ferdi Sabit Soyer'in karşısına oturmuş bir televizyon kanalında, hatta Ferdi Sabit Soyer elinde getirmiş olduğu mavi Ergenekon dosyalarını koymuştu demiş beynine. Yani seçim zamanı yani. Hariç galiba yoktu. Yok, böyle bir seçim şey değil mi? Seçim zamanları olan bir şeydi. Bu enteresan bir şey. İlginç bir şey. Olmaz. Ama yani vicdani taraftan da bakmak lazım. Şimdi adam genel başkan oldu. Böylesi bir münazara var. Eminim ben. İçinde heyecanları da vardı kendince. Çünkü bir milletvekili olarak aslında çok da fazla sorumluluğu taşımıyorsunuz televizyonlarda konuştuklarınızdan dolayı. Ama bir genel başkan olarak bütün partinin kurumsal kimliğini, elbette, ona oy veren, ona destek veren bütün insanların da sorumluluğunuzu bir anda üzerinizde taşıyorsunuz. Dolayısıyla böylesi bir süreçte daha ilk kez katılmış olduğu böyle bir programda olabilir bunlar. O sorun değil. Ben şuna bakarım. İyi niyetli mi eleştirenler? Kötü niyetli mi eleştirenler? Ortadaki eleştiriler dikkate alınarak gerekli tedbirler alınıyor mu? Eksiklikler gideriliyor mu? Giderilmiyor mu? Ben esasında işe buradan bakarım. Ama dediğim gibi yani hükümetin son bir yıllık performansını ben değerlendirecek olursam sadece Özlem Tokel adına, bana Ulusal Birlik Partisi adına değil, değerlendiremem. Tabii, hiçbir tabii. Makamımda yokum. Yani hiçbir yetkili organında herhangi bir görevim yok çünkü. Şöyle eleştirebilirim yani. Bir yığın şeyle eleştirebilirim. Hiçbir yatırım yok. Ortaya yapılan bir şey yok. Protokol yok. Protokolün varlığından bahsediliyor. İşte biz hazırlığımızı yaptık, gittik, geldik. 6 ay önce olmalıydı zaten. Don protokolü Mayıs'tan beridir yok. Özellikle. Yani Mayıs'tan imzalanması gerekiyordu. Çünkü Özdemir'in söylediği bir şeylerle ilgili aklıma takılanlar var. Tabii, tabii ki. Ersin Tatar'a yönelik son derece iyi niyetli. Tufan Erman'a yönelikse uzmanlık alanı, mesleki dalı ve evet, performansıyla niye tecrübesi arasında ki örnekleri vererek de iyi niyetlisin, doğrudur. Evet. Fakat hiç kimse Ersin Tatar'ı zorla alıp Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı'na oturtmadı. Evet. Bu adam bu role hazır olduğunu, evet, bu görevi taşıyabileceğini 4-5 sene öncesinden beridir çizmelerini giyip yollara çıkarak zaten dile getirdi. Hatta bundan önceki genel kurultay sürecinde sandığın başında nasıl beklediğini hepimiz hatırlıyoruz. Dolayısıyla onun zaten hazır olduğunu varsayıyoruz. Tufan Erbirman kadar hazır olduğunu varsayıyoruz. Çünkü politikadaki tecrübeleri de aşağı yukarı eşittir. Buradan hareketle bir ana muhalefet liderinden, evet, beklenmesi gereken performansı, evet, Ulusal Birlik Partisi'nin bu kadar şikayetçiyse eğer koalisyonun varlığından, evet, bu kadar icraatların yetersizliği ve ekonominin iyi yönetilmediği ile ilgili şikayetleri varsa, evet, bir ana muhalefetten beklendiği şekilde harekete geçebilmeli. Evet. Kadrolarını ve ekiplerini bu doğrultuda yönlendirebilmeli. Evet. Aktif ve etkin bir muhalefet sürdürebilmesi gerekir. Yapamıyor. Süreç... Bu kimin fikri? Süreç... Kimin fikri? Vatandaşın fikri. Bir siz köşe bir vatandaşın fikri. Tamam, bir vatandaşın fikri. Ben de diyorum ki bir bakanı siz bir göreve atadığınız zaman herhangi bir makama gazeteciler olarak, televizyoncular olarak kaç ay eleştirmiyorsunuz? Şimdi Özdemir Tokel, burada bir parantez var. Etik olarak düzgün eleştirilmiyor. Aynı şeyi anlatıyorum. Burada, tam da bu noktadan dolayı. Bakın, ben şunu savunmuyorum. Kimseyi savunmak için de burada değilim zaten. Az önce de dışarıda. Yok, savunu değil zaten iktidar ve muhalefet. Ama ben temel prensibi ortaya koyuyorum. Ben Sayın Başbakan'ın hitabet yeteneğini yeni keşfeden bir insan olmadığım için Sayın Başbakan'ın o kurguda, o hızda, o tempoda ve o süreyi kullanarak konuşacağına hiçbir şüphe duymadım. Daha agresif olabilmeliydi o tartışma. Ne, o benim beklentim de oydu. Agresif olabilirdi. Bu bir tercihti. Erman'ın zaten agresif bir üslubu yoktur. Yok, yani, yok, var. Yok. Olur mu? Hiç rastlamadım ne yazarlık hayatında ne öğretim görevliliği hayatında şimdi ne. Şimdi agresif tutumdan kastım, kavgacı bir tutum değil. Tabii. Başka bir şey. Tabii domine yani etmeye de çalıştı ama yani güçümseyerek. Yine şimdi ortaya şeyi koyayım. Şimdi yani Sayın Ersin Tatar'ın söylediklerinde herhangi bir tuhaflık yoktu ki. Ersin Tatar aslında bir şey söyledikleriyle alakalı herhangi bir eleştiriye maruz kalmıyor ki.
neden bu kadar az söylediğinle ciddi anlamda eleştiriliyor? Dolayısıyla göreve hazır olup olmadığıyla alakalı ben kesinlikle herhangi bir şüphe duymuyorum Ersin Bey'den görevi devralanıncaya kadar. Görevde varsa eksiği, artığı, aynen sizin gibi benim de bilirsiniz. Kalemim çok şeydi, böyle serttir. Derim ki bu konuda hatalısınız, bu konuda doğrusunuz, bu konuda yanlışsınız. Gelin esas hatayı tartışalım. Ben Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı olsaydım bu programa çıkmazdım. Bu programı kurgulatmazdım bile. Çok basit. Neden? Hükümet algısal anlamda gitti gidiyor. Siz ne isterseniz düşünün. Sokaktaki her insan hükümet acaba ne zaman bozulur diye soruyorsa ve biz de biliyorsak ki siyasal iletişim açısından hükümetin bozulması, kabinenin değişmesi veya erken seçim denilen 3 tane temel fikir. Kutudan çıktığı zaman, aynen bir diş macunundan sıkıldığı asla zaman, geri, asla, geri, asla geri gitmiyorsa ve biz bu temel prensibi biliyorsak ve mahallede, sokakta, gazetede, her tarafta yürüdüğümüz insanlar bize acaba hükümet ne zaman bozulacak diye sormaya başlamışsa zaten buna ya ek yapılacak bir şey yoktu. Bir. İki. Ben buna gerek duymazdım. Ama Ersin Bey gerçek anlamda sizlerin az önce ifade ettiği gibi çok farklı bir insani yapıya da sahip olduğu için buna benzer programlara göreceksiniz ki çok sıklıkla katılacak. Bugün defalarca eleştirdiğiniz Ersin Bey, belki de pek çok programda inanılmaz övgüler alacak. Çünkü bunu yapmaya devam edecek. Yeni bir tarzı var. Çok da fazla böyle ben işi kurgulayayım, her şeyi stratejik yapayım noktasında bir insan da değil. Yani özel hayatımdan da tanıdığım için söyleyebiliyorum. Çok fazla bir şeylere hayır diyen bir yapısı da yok. Dolayısıyla bir davet geldiği zaman kendine hemen evet diyebiliyor. O zaman şey yapsın Özdemir, yani kendine düzgün danışman seçsin. Çünkü bence, bir evet, az önce söylediğin cümleye çok %100 katılırım. Bu hükümet ölmüş ve bitmiş bir durumdaydı. Evet. Ersin Bey, ölüp bitmesini beklediği bir hükümete savunma arenası yarattı. Ama hükümet bir şeyi savunmadı istediyor. Bak, savunur ona savunmak. Neyi savundu ki? Öngörüde eksiklik var. Ha, Ersin Bey bunu, az önce sen tecrübesiz dedin ama 100 senedir televizyonculuğu var. Evet. Bunu öngörebilmeliydi. Ben genel baştan tecrübesinden bahsediyorum. Televizyon tecrübesinden. Şimdi benim hükümetin de alması gereken bir sorum olacak ama önce izleyicilerimizin sözlerine ve sorularına, yorumlarına da bir bakalım dilerseniz. Evet, bakalım. Ziya Öztürkler bizi izliyormuş. Ziya Bey hoş geldiniz yayınımıza. Naran Mesutoğlu bizi bir izliyor. Naran Hanım Ziya hoş da geldiniz. Oldu, evet. Doğan Demir Büken daha programın ilk dakikasında iyi akşamlar dağılabilirsiniz demiş. Teşekkür ederiz. Atınç Alasya iyi akşamlar demiş. Atınç Bey teşekkür ediyoruz. Hasan Nihat Erduran bizi izliyor. Hasan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Demiş ki PR'ın piridir Özdemir Tokay. Canımdır o benim. Kolay gelsin. Canıymışsınız Özdemir Bey'in Hasan Bey. Mehmet Salih bizimle birlikte yetişti ve izliyor programımızı. Hoş geldiniz Mehmet Salih Bey. Şu işareti yapmış. Hasan Nihat Erduran diyor ki don imzalandı mı yani? Evet. Sözleşmesiz geçen süreye rağmen ki o dönem suç dönemidir. Hükümetler arası suç arayışı, yarışı devam ediyor gördüğümüz gibi. Evet. Ve Mehmet Salih de diyor ki Ersin Bey'in kapasitesi budur ve herkes biliyor. UBP camiası tarafından yanlış seçimdir. Başkanı savunacak diye savunmaya kalkınca sayın konuğunuz da aynen kalitesini tartışır, yapacak sanırım demiş. Kimdi? Mehmet Salih Bey bizi İngiltere'den izleyen. Mehmet Salih Bey'e cevabım var mutlaka. Naran Mesutoğlu da iyi akşamlar demiş adını andığımızı ve konuklarımızın mesajlarını okuduğumuzu duyunca. Evet Özdemir Toker, az önce dedin ki, hatta dediniz ki, ömrü tükenmekte olan bir hükümet evet. Ve ömrü tükendiğini artık sokakta herkesin tartışıyor olduğu, konuşuyor olduğu bir hükümet. Evet. Ve ana muhalefet liderinin de bu hükümetin kendini ifade etme alanı yaratabileceği bir arena oluşturmuş oldu kendisine dedi Derviş Gezer. Hükümetin dağılmasıyla ilgili gerekçe nedir? Ulusal Birlik Partisi hükümetinin de dağılmasını isteyen Ulusal Birlik Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi koalisyonunun, Ulusal Birlik Partisi Demokrat Parti koalisyonlarının dağılmasını da sokaktaki her vatandaş
bir amaçla istiyordu. Bugün de bir amaçla istediklerini duyuyoruz, konuşuyorlar, biz de söylüyoruz dışarıda insanların ne konuştuğunu. Sana göre gerekçe nedir? Bir. İkincisi, dağıldıktan sonra bizi ne beklemeli, neyi umut etmeliyiz? Dağılıyoruz. Dağılsın yeter diyorsun. Muhteşem bir soru. Dağılsın diyorsun. Muhteşem bir pas. Dağılsın bu diyorsun. Bu arada Mehmet Salih Bey'i unutmadım ama cevap vereceğim. Mehmet Salih Bey, evet. Çok güzel bir yerden sordum. Gerçekten müthiş bir pas. Neden bozulmalı? Çünkü başarısız. Bir. İcraat yapamıyor. İki. Ama gelelim en başa. Kuruluşu normal değil. Siz bir ülkede sandıktan birinci olarak çıkmış partiyi, o ya da şu gerekçelerle bir şekilde ortaya çıkmış hezimeti örtebilmek adına dörtlü, beşli koalisyonla kurarak dışarıda bırakabilirsiniz. Ama siz o partinin gazını alamazsınız. Çünkü sandıktan en son o çıkmıştır. İki, çok kötü bir alışkanlıktır bu. Bu yarın şunu getirir. Bu ülkede zaten tek başına iktidar olmak çok zordur. Sürekli bir şekilde birinci çıkan partinin arkasından onun, yani toplumun birinci tercihi olmayan partiler, kim çıkacaksa birinci parti. Bu CTP'de çıkabilir, Ulusal Birlik Partisi de çıkabilir. Aynı kumpas ve aynı tezgahı farklı farklı gerekçelerle süsleyip bu toplumun birinci tercihi gelen bütün partileri hükümet dışı bırakabilirsiniz, bu iki. Daha önce Cumhuriyetçi Türk Partisi bırakıldı şeklinde, bu şekilliyle dışarıda bırakıldı. Bir sefer oldu. Olmadı işte. Orada Cumhuriyetçi Türk Partisi yine bundan birinci... Bundan önceki genel seçimde Cumhuriyetçi Türk Partisi birinci parti olarak çıktığı zaman, evet, dışarıda kalmadı dışarıda. Kalmadı dışarıda. Arada çok önemli bir nüans farkı var ve bu tamamen bir manipülasyondur. Cumhuriyetçi Türk Partisi seçimden çıktıktan sonra hükümeti kurdu. O hükümeti yürütemedi. O hükümet bozuldu ve kendine yeni hükümet kuracak ortak bulamadığı için döndü ve Demokrat Parti ile Ulusal Birlik Partisi hükümeti, hatta CTP, UBP hükümeti dönemleri çıktı ortaya. Dolayısıyla... Yani son dönemde Ulusal Birlik Partisi'nin kendine hükümet kuracak ortak bulamadığı gibi. Başka bir şey söylüyorum ama denenmedi o. Ha, ilk önce o kursaydı. Tabii, denenmiş olacaktı, koşulları eşit olacaktı. Toplum sandığa gider ve bir tercih koyar ortaya. Bu da onun birinci tercihidir. Siz bu tercihe bu dönemde saygı göstermezseniz, yarın başka bir parti çıkar, 24 kazanır, 26'lık geriye kalanlar anlaşır, sürekli bu modelli bir şeyler çıkar ortaya. Bu da bizi sürekli dörtlü, beşli, altılı, bir türlü işe yaramayan, kendi aralarında aslında ideolojik hiçbir benzerliği olmayan, hükümet programları benzemeyen, ama bir saniye, hükümet programları benzemeyen, birbirinden uyumsuz, Kıbrıs meselesinde anlaşamayan, sosyal konularda anlaşamayan, ekonomi konularında anlaşamayan, özel ilişkilerde anlaşamayan, işte vicdan üretle anlaşamayan, Kürtaj konusunda anlaşamayan, kamu reformunda anlaşamayan, belediyeler reformunda anlaşamayan gibi pek çok farklı görüş ve düşünceyi savunan partileri iktidar yapma motivasyonunu sağlatırız. Ve bundan sonra birinci çıkan parti iktidar yüzü görmez. Ülke yine gider, bir sene, iki sene, üç sene kaybeder. Ondan sonra normale dönülür. Bakın, bu doğru bir yöntem değil. Ben şunu demiyorum. Ortaya özel bir durum çıkmıştı. O dönem işte sayın, o dönemin Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ile ilgili bu partinin, beş partinin çok ciddi iddiaları falan filanları vardı. Bunu da seçim propagandalarına o kadar bir yansıtmışlardı ki oradan belki geri adım atılamayabilirdi noktasına bağlayabilirsiniz konuyu, ama bu yarın başka alışkanlıklar getirir. Yok, o da geçerliliğini kaybetti. Çünkü o hesap sonra o da geçerliliğini kaybetti. Bu hiçbir şey yapmadılar çünkü. Ha, neden başarısızdır hükümet? Ne başarısı var hükümetin? Eğer hükümet başarılı olmuş olsaydı, bugün habire bakanlar kurulu milyonlarca lira para borçlanıp o deliği bu deliği kapatmaya çalışmazdı. Bütün Ulusal Birlik Partisi hükümetleri döneminde, CTP UBP hükümetleri döneminde de dahil, yani sadece UBP'yi kastetmiyorum, geçmiş dönemde imzalanan protokollerle başlayan bütün projeler bugün bitirilecek noktaya gelirdi. Bugün bu ülkede hayvancı sorunu tartışmazdık, tarımcı sorunu tartışmazdık, teşvik ne zaman alacaklar tartışmazdık, işte ödenekler ne zaman tartışılmazdı. Koskoca Maliye Bakanı çıkıp gazetelere beyan verip maaş ödeyemeyecek duruma gelmiyorum demezdi.
bunu dedirtiyorsa bazı koşullar, burada hükümet artık memur maaşını ödeyip ödeyemeyeceğini Maliye Bakanlığı üzerinden gazete manşetleriyle açıklamak zorunda kalıyorsa orada bir problem vardır demektir. Yani geleceğin nokta... Bunu ilk defa mı duyduk bu ülkede? İlk defa duymadık ama bu konu her açıldığında hükümetin bozulduğunu da biliyoruz. Ben yıllar önce bir Sayın Ersin Tatar'ın Maliye Bakanı olduğu dönemde koskoca kapak sayfasından verilen bir karikatür hatırlıyorum. Evet, Ersin Tatar'ın maliyenin bütçesini boş bulduğuyla ilgili söylemiş olduğu bir demeçle ilgili. O da aynı zamanda bomboş bıraktılar ve ne yapacağımızı bilmiyoruz anlamına gelmiyor mu? Bu senelerdir böyledir. Eğer sen başka muhtaçsan, eğer sen muhtaçsan sürekli diken üstündesindir. İşte bir hükümetin esaslı görevi muhtaç bırakmamaktır ve bu konuyla ilgili gerekliliği yerine getirerek eğer senin finansman kaynakların yoksa, senin Dünya Bankası'ndan kredi alma şansın yoksa, senin iç kaynakların, vergilerin, oyun buyun, eğer senin devletinin sürdürülebilirliğini sağlamıyorsa ve senin bu konularla ilgili anavatan Türkiye ile ortaya koymuş olduğun işbirliği protokolleri varsa bunu da ciddiye alacağım, zamanında çözeceğim. Ve gereğini yapacağım. Tabii şu anekdotu hatırlatmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dışişlerine bağlı hangi biriminden ödeneğinin nereden buraya aktarılacağından, protokolü kimin sürdüreceğinden gibi ayrıntılara takıldığımız için ben o ayrıntılara takılmam işte. Yılının ayrıntılara takılır. Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkisi takıldı buna. Yok. Çünkü bütçenin nereden aktarılacağıyla işte ilgili şu an çözülmüş durumdadır. O zaman fakat göreceğiz. Işte o çözülmemiş yakında olduğu süreçte Özdemir Toker bu ülkeye aktarılması gereken protokoller gereği ve garantörlük gereği de aynı zamanda miktarlar aktarılamadığı için Kuzey Kıbrıs Türk üstelik de döviz krizinin ve devalüasyonun ciddi şekilde yaşandığı süreçte bu hükümet ayakta kaldı. Bu hükümet kendi kendini çevirdi. Geçtiğimiz hafta Filiz Besim Sağlık Bakanı buradaydı. İlaçsız kalmayı bile Türkiye ile iletişimin bozukluğuna bağlamaya çalışan muhaliflerin aslında konunun Türkiye Cumhuriyeti'nde ilaç fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan ilacı depoda tutarak bundan kâr etmesinden kaynaklandığını ve parasızlıktan kaynaklanmadığını buradan açıklayışından da bunu anlıyoruz. Bu nedenle de bütün bunlara baktığın zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin eli kolu üzerinde değilken dahi bir şekilde çarkı döndürmeyi kendi kaynaklarıyla da olsa, yetersiz kısıtlı kaynaklarıyla da olsa döndürebilmeyi ve güvenlik kuvvetlerine dahi elini uzatabilmeyi başarmış, ideolojisi birbirinden farklı olsa da bir şeyleri yetip yürütmeyi doğru, şeffaf ve zararlılardan arındırmış bir şekilde yerine getirmeye çalışmış bir hükümet de var. Bunu teslim etmemiz gerekiyor. O zaman 5 sene daha yetinelim. Vallahi hiç ihtiyacımız yok böyle bir hükümete. Ben katılmıyorum yani, tabii ama öyleyse evet. Zor şartlar altında yetinerek kendimizi ikame etmeye iyisini bulmakla inanıyorsunuz ve savunuyorsunuz ki bugün bu hükümetin dağılması halinde. Hükümeti savunmuyorum. Hükümet yarın dağılacaksa dağılsın. Hükümet dağılmış durumda. Ne benim umurumdadır ne de eminim ki sokaktaki vatandaşın. Çünkü gelecek olan yerine daha iyisini koyabileceğini vaat edemiyor bize. Ha o zaman ölümü gösterip sıkmaya razı olmaktır bu. Hükümeti, yok, ben öyle bir şey şu anda Çiğdem Hanım'ın ortaya koyduğu görüşlere katılmıyorum. Koltuklardaki simaları değiştirip yeni adamlar oturtalım. Bir iki tane de kadın serpiştirelim aralarına. Değil. Hani ben konuştuğumda konuşacaktım. Gökhan İnik. Sen benden fazla konuştun. Anlamadım yani. Gökhan Bey hoş geldiniz programımıza. İyi akşamlar, iyi yayınlar Çiğdem Hanım demiş. Gökhan Bey de Güzelyurt'tan, Bostancı'dan bir izleyicimiz. Sevgili Gökhan. Mehmet Salih sayın konuğumuz. Geçmişte nice yapay partiler kurulup hükümete ortak yapıldı. Ve nice transferlerle hükümet kurulduğunu unutmasın. Hepsi yanlış. Bu hükümet de yasal ve seçimin sonucudur demiş. Hasan Nihat Erduran, TC, KKTC özellik parametrelerini tartışmaya açın artık demiş. Evet. Naran Mesutoğlu, 4 ayrı zihniyet bu ülkeyi bir yere ulaştıramazdı.
Bu zihniyetler ta baştan sınıfta kalmıştı. Halk artık adil, somut, kalıcı çözümler içerisindedir. Halkı ciddiye almayan liderler çekilsin ve somut icraatlar yapabilen değerli liderler ortaya çıksın diyorum. Saygılarımla, evet, ortaya çıksınlar mucizevi bir şekilde, evet, aslında bir sonuç var. Lider dedi. Şimdi atlayalım istersen, biraz bağlantılı gidecek. Nasıl? Ama nasıl Özdemir, şimdi şöyle bir şey var. 2020 ilk defa Cumhurbaşkanlığı bu ülkede 2 sene önceden propagandası başladı. Burada da bayrağı Cumhurbaşkanı olmakla yanıp tutuşan Kudret Özersay ve Cumhurbaşkanı kalmak için yanıp tutuşan Akıncı arasındaki düellodan biz bu oyunu gördük. Daha oyunu gördük ama ilk adaylık açıklaması da CHP'den geldi yani. Onu da dışarıda tutma. Ama CHP'den odun koyar gibi. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı olmakla yanıp tutuşan bu iki isim tabii bu meşaleyi ateşledi. Tufan Erdurman'ın geçen haftaki açıklamasıyla da artık oyun kartları dağıtılıyor. Evet. Bütün bugünkü hükümetin yaşananlar, Ulusal Birlik Partisi'nin aslında Ersin Bey'in çok da acele hükümete gelmek gibi bir niyeti yokken 3 ay öncesine göre, bugün daha da ateşli bir şekilde hükümete gelmek istemesinin, ben bütün bu kurulan oyunun aslında nihai hedefinin 2020 Cumhurbaşkanı olduğunu düşünüyorum siyaseten. Tamam. Bu bir fikir. Evet, bu konudaki görüşünü merak ettim. Bir de bu lidersizlikte çok net bir şey kimi seçecek bu toplum sence? Bakın, ben hayatım boyunca hükümetlerin kurulmasını ve bozulmasını ısrarla, az önce beyefendinin veya hanımefendinin vurguladığı, tam emin değilim, Mehmet Salih Bey'di galiba, yine kurulan yapay partiler kuruldu veya transferler, evet, kuruldu Mehmet gibi Salih. Onlar haricinde kurulan, bozulan pek çok hükümetin aslında kendi iş dinamiklerini, kendi enerjisini tükettikten ve kendi güvenlerini kaybettikten sonra gerçekleştiğini düşünenlerden. Yani bugün Ulusal Birlik Partisi oturup kendi partisinin içerisinde biz bir plancık yapalım da bu hükümet, bu dörtlü koalisyon bozulsun niyetine, bozulmaz o koalisyon. Unutma onu. Zor olur zaten. Kendi tutkalları, kendi yapı tutkalları bozulur. Aralarına güvensizlik girer. O güvensizlik başka birileri tarafından çıkar ve kullanılır. Olabilir. Manipüle edilir. Olabilir. İkna edilirler. Olabilir. Bunların tamamı olabilir. Ama kalkıp Ulusal Birlik Partisi oturduğu yerden işte bir şey yapalım da bu hükümetçik bozulsun diyerek bozamaz bir hükümeti. YDP de bozamaz. Veya UBP'nin kurulmuş başka bir hükümeti dışarıdan Cumhuriyetçi Türk Partisi, hadi bu akşam karar verdik hükümeti bozalım diyerek bozamaz. Yok böyle bir şey. Bir şeyler önce içeride çatırlar. İçerideki şeyleri çatırladan nedir? Temel soru budur. Nedir? Bir partinin, bir siyasi partinin öncelikli bir şekilde neye hizmet etmesi lazım? Vatandaşa değil mi? Bu vatandaşa söz veriyor çünkü. Hükümete gelmeden önce diyor ki, ben seçim beyannamesi yaptım arkadaşım. Şunları, 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 şunları sana vaat ediyorum diyor değil mi? Önce neyi gözden geçirir? Abi, biz bu hükümette bu vaat ettiklerimizi yapabilecek pozisyonda mıyız? Bugün bu hükümettekiler vatandaşa vermiş oldukları sözleri aslında tutamaz noktaya geldiklerinin kendileri farklarında değiller mi sizce? Çok iyi farklılar. Tamam. Ama burada TDP ve Demokrat Parti'yi ayrı konumlandırmakta fayda var. Çünkü onların hükümette kalması yaşamsal başka bir şeyleri var. Düşünebiliyor musunuz? 1,5 milletvekiline bir bakan düşüyor. Tarih yazmadı böyle bir şey. Düşünebiliyor musunuz? 3 tane milletvekilleri var, 2 bakanlıkları var. Şimdi bu insanları sorgulayıp acaba neden bu hükümetin bozulmasını istemiyorlar noktasında sorgulayabilir miyim ben? Eşyanın doğasına aykırı, ben sorgulayamam onları. Ama diğer taraftan ortaya iddialarla çıkmış, ortaya programla çıkmış. Biz bunları söz veriyoruz, bunları yapamayacaksak bizim siyasette olmamızın bir gereği de yoktu diyen bir halkın partisi bildirgesine koyduklarını bu hükümete yapabiliyor mu? Bir. İki, önümüzdeki dönemde mevcut hükümetle bu ortaya koyduklarını yapabilme ihtimalini kendilerinde görüyorlar mı? Cevap vermeleri gereken soru bu. Değil mi? 3. Elimizde başka bir alternatif var mı? Yani şu anda bunu yapamıyoruz. Umut da göremiyoruz. Var mı koalisyon alternatifi? Geçtim. Başka bir seçenek. Erken seçime gitmek istiyor muyuz? Değil mi? Çok daha önemlisini söylüyorum. Siyasi partiler açısından.
Cumhuriyetçi Türk Partisi örneğin sorguluyordur bunu. Aynaya geçip bakıyorlardır. Mevcut hükümetin devamı ve bugüne kadar gelmiş olduğu, yaratmış olduğu performans Halkın Partisi'ni, Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni mevcut seçimden çıktıkları pozisyonun önüne mi taşıyor, gerisine mi taşıyor? Sizce Halkın Partisi bu mevcut hükümete girmeden önce sahip olmuş olduğu yüzdeliği unuttum şu anda, hatırlatırsan sevinirim. %17'nin altında mı üstünde mi? Çok altında. Eriyor değil mi? Evet. Altında görüyorum. Şimdi siz diyorsunuz ki bu insanlar aslında hiçbir şey düşünmüyorlar. Koalisyon ortakları. Aslında aynaya da bakıp kendileriyle yüzleşmiyorlar. Biraz da. Ve kalkıp Ulusal Birlik Partisi dışarıdan hadi hükümeti bozalım diyor. Ve böyle mi bozuluyor hükümet? Ya bu insanlar birbirlerini değerlendiriyor. Bunu parti meclislerinde konuşuyorlar. Grup toplantılarında konuşuyorlar. Mevcut hükümet bizi nereye taşıyor? Eriyor muyuz? Çoğalıyor muyuz? Artıyor muyuz diye sormazlar mı? Zaten kimsenin kalkıp başka bir tarafa bakmasına gerek yoktur ki. Başka bir partiye bakmasına da gerek yoktur. Bir insan bir koalisyonda var olacağı zaman kendine bakar. O koalisyonu terk edecekse kendine bakar. Vatandaşa hizmet veriyor muyum? En kötü ihtimalle siyasi partim bir menfaat veya menfaat derken finansal bir menfaatten bahsetmiyorum. Siyasal bir kazan sağlıyor mu? Vatandaş sağlamıyor. Siyasi partiler eriyor hükümette. Az önce söylemiş olduğunuz başka bir örnekten yola çıkayım çünkü kurguladınız. Varsayın ki Sayın Özer sahip Cumhurbaşkanı aday olacak ki böyle bir açıklaması yok, ben bilmiyorum. Belki olmayacak. Ona hizmet ediyor mu hükümet? Şu an hayır. Peki siz karşı tarafı nasıl sadece işte Ulusal Birlik Partisi bir şeyler istediği veya Ulusal Birlik Partisi'nin 2-3 tane adamı bir şey istedi de bu hükümet bozuluyormuş gibi düşünebilirsiniz ki? Hiç öyle düşünmeyin. Benim gücüm yetmez bu hükümeti bozmaya. Özdemir, şuna inanıyor musun? Bütün bu sıraladığın argümanlara ki savunabilecekleri bir şey olmadığını söylüyorsun. Onları daha ileriye taşıyıp gerek hükümetin hayatını uzatmaya, gerekse de Cumhurbaşkanlığı seçim süreci için bir hazırlık safhasına girmeye şu an için mevcut durum onları hazırlamıyor diyorsun. İnanıyor musun ki, ya da ne kadar inanıyorsun, bu hükümetin dağılması ve aşağı yukarı yeni koalisyon modellerinin neler olabileceğini kafamızda oluşturabiliyoruz hükümetin dağılması halinde. Evet. Yeni bir oluşumda bu yola girebilir mi sence yeni koalisyonu oluşturacak olan siyasal partiler? Bana özellikle göre, Cumhurbaşkanlığı seçimi için. Şimdi ille yeni bir hükümet kuruluşuna, bakın az önce tekrar ifade ettim. Yeni hükümet kuruluşunu illa Cumhurbaşkanlığı seçimine endeksli bir hükümet olarak düşünmeyin. Elbette ki bir siyasal parti karşısına çıkacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle alakalı da ama çok ilişkili aslında. Belli tavırlar geliştirmek zorunda kalabilir. Ki kalacaktır da hepsi. Elbette. Bunu da bugünden siyasette biraz öngörü ister. Tabii ki bazı şeyleri de sona bırakmazsınız, öngörü de yaparsınız ama. Yani şimdi akıl var, mantık var. Ben Sayın Özer sayım. Kendimi onun yerine koyuyorum. Cumhurbaşkanlığına aday olmak istiyorum. Ve ortada bana göre iki temel görüş var artık Kıbrıs siyasetinde. Bir zamanlar çözüm isteyenler, çözüm istemeyenler grubu evet, diye bölünmüş bu. İsimlendi onu, bak, tanımlandı. Şimdi tanımlama yapıyorum. Evet. Yeni. Şu anda Kıbrıs Türk siyasetinde federasyonu tek alternatif çözüm modeli gören bir grupla federasyon Kıbrıs Türk'ünün tek çözüm alternatif modeli olmamalıdır. Başka modeller de denenmelidir denen ve aslında bana göre daha cesaret gerektiren bir tavrı ortaya koyan, diğeri daha da masada tutsaklık gibi algılanabilecek. Aslında biri statükocu, biri yenilikçi bir görüntü. Tam terse döndü işte durum. Biri mevcut yani masa statükoyu bekliyor. Biri mevcut masa statükosunun devamından yana olanlar ve federasyonu tek alternatif çözüm modeli olarak görenler, tartışmıyorum içeriklerini, açmayın şimdi Kıbrıs mevzusunu. Ben sadece yol gösteriyorum. Bir de federasyon tek alternatif modelimiz değildir. Dursun bir köşede.
ama olmayacağı ortaya çıkmıştır. Ama buna yeni bir şeyler eklemeliyiz diyen grup vardır. Bu grupta 4 tane parti vardır. Demokrat Parti, YDP, Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi. Evet. Diğer grupta 2 parti var. Bir tanesi mecliste iki partilerden bahsediyorum. CTP ve TDP değil mi? Bakın konsensus arıyor muydunuz? Hani gizli toplantıda dediler ya ortada bir konsensus vardı. Ondan sonra çıktılar bozdular ortada bir konsensus yok. Aslında belli partiler arasında siyasal görüşler Kıbrıs konusu eksenli sadece. Sosyal konularda çok ayrık düştükleri şeyler var. Kıbrıs konusu ekseninde bazı partiler arasında aslında Cumhurbaşkanlığı tabii seçimlerine yönelik bir konsensus var. Şimdi gelelim işin özüne. Bizim programın adının biraz eski programın adının biraz reklamını yapalım. Bakalım bu sürece. Ben kendimi Sayın Özer Sayın yerine koyuyorum. Rakibim olacağı kuvvetle muhtemel bir tufan Evrimman var. Değil mi? Yine rakiplerim arasında Sayın Akıncı'ya ciddi anlamda destek beyan eden ve onu tek aday olarak gören bir de TDP var. Kuvvetle muhtemel Serdar Bey'in de bir adaylık durumu olabilir. Siz 3 tane rakibinizi hükümette hükümet imkanlarını dibine kadar kullanarak veya kullanmayarak veya makam sahibi olarak bu seçime yarışa sokar mıydınız? Ben olsam sokmazdım. Ulusal Birlik Partisi olsam ben olsam sokmazdım. Yine şuradan ben olsam sokmazdım. Bak ben siyasal bir şey olarak söyledim. Yani şuradan, siyasalcı olarak söylüyorum ama Ulusal Birlik Partisi HP, CTP falan filan sokmazdım. Bitireyim ben çünkü tamam, bitir. Sonra devam edersin. Böyle tam oradayken hani belki yorumlarsın diye. Tam oradayken sen beni bölen 1,5 saat konuşan adam. Seni çözdüm ben artık. Çok kısa başlıyor. Ersin Tatar'dan farkımız konuşturmuyorum ben daha fazla karşımdakini. Daha fazla konuşmaya çalışıyorum. Gene de söylemek istiyorum. Mevcut koalisyonun dağılması halinde evet, rakipler evet, birbirleriyle yarışmamak adına evet, ya da yarışı kendileri lehine çevirebilmek adına dağılsınlar. Başka koalisyon kurulacak. Kurulacak. Burada da rakipler var. Kim demiş? Ha Ulusal Birlik Partisi zaten çıkarmayacak. Kim demiş? Derviş Gezer. Kim demiş? Aldın mı mesajı? Tam tersini düşün. Belki Ulusal Birlik Partisi aday çıkaracak. Kutlet Bey'in partisi destek olacak. Ulusal Birlik Partisi'nin şu yani, an sonra aday yani çıkaracak. Yani bu kadar kurgu yapıyor. Yani ben bu gerçekten sol cenahı hastayım. kendileri hayatlarının kurgularını yaparlar. Karşı tarafın kurgu yeteneği yok. Karşı taraf hiçbir kurgu yapamaz. Hepimiz entrikacıyız. Peki. Ya, Ayşe Öztabay hoş geldiniz. Canımdır Ayşe'niz. Babili. Mehmet Salih diyor ki aldığımız duyuma göre Ulusal Birlik Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi yeni koalisyon ortaklığı görüşüyormuş. Kim? Ulusal Birlik Partisi Cumhuriyetçi Türk Mümkün. Partisi. Keşke. Sayın konuğumuz da duyum almış mı? Diyor. Ben, Londra'dan Zeynep bizi kim izliyor. Kim sordu soruyu? Ayşe? Mehmet Salih soruyor. Mehmet Salih Bey'in soruları birikti. En sonunda toplu cevap vereceğim. Londra'dan kuzenim bizi izliyor. Bu o Kemal Dürüst değil. Bunun da adı Kemal Dürüst. Ali, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler Kemal. Ali Seven bizi izliyor. Ali Bey hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Erkan Eymez diyor ki KKTC'de siyasi kazan kaynıyor. Ve Damla Aziz'e iyi yayınlar diyor. Hoş geldiniz yayınımıza. Özdemir Sokel buyurun. Evet. Yaşasın böldüm. Sözümü de unuttum bak. Yaptı başardı. İletişimci ya, kendisi bunu iletişim yapmamak lazım. Çok ısrar edersen. Neyse solculardan bahsediyorduk. Sol cenahtan bahsediyorduk. Hep hoşlarına gider böyle bütün kurgucuları kendileri yapsınlar. Onu oraya yerleştirsinler. Bütün taşçıkları istedikleri yere koysunlar. Ondan sonra da işte hallettik bu işi. Yok, herkes strateji yapıyor. Herkes siyasal strateji yapmak zorunda. Eğer sizin zaten bir partiniz varsa partinizi düşünmek zorundasınız. Bir genel başkanınız varsa o genel başkanın vizyonunda başka bir şeyleri ortaya koymak varsa onun geleceğini düşünmek zorundasınız. Eğer halka karşı vermiş olduğunuz görev sorumluluğunuz varsa, sözleriniz varsa onları yerine getirmek için gerekeni yapmak zorundasınız. Yani yoktur ben siyasi bir partiyim ama mahkumum her şeye. Bir kere bu koalisyona mahkum olanlar var, mahkum olmayanlar var. Onlar bu onlar için önemli silah. Bugün neden konuşmuyoruz siz Demokrat Parti'de TDP'yi?
Yok çünkü. Varsay ki bozdular. Ya onlar için bir gelecek yok. Yani son gelecek burası. Neden konuşuyoruz Halkın Partisi'ni, neden konuşuyoruz Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni, Ulusal Birlik Partisi'ni? Çünkü oyunun kurallarını belirleme avantajları var. Evet ya bugün oyunu onlar domine ediyor. Aynen. Dolayısıyla o yüzden bunları konuşuyoruz. Değil yarın de. Belki kim bilir, belki Demokrat Parti'nin birinci parti olduğu bir seçimde, TDP'nin birinci parti olduğu bir seçim olur. Çıkar onların koyduğu oyunları. ÖRP'yi de konuşmuştuk zaten. ÖRP'yi de. Sonra gitmeyiz. YDP şimdi, yani. YDP mesela çok önemli bir aktör haline gelecek. Bence de gelecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Gelecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bahsediyorum. Özellikle Serdar Demirtaş'la önemli bir aktör haline gelecek. Evet. O grubun ortaya koyacağı tavır belirleyici olacak. Dolayısıyla ama ben buradan şunu söylemekte de fayda görüyorum. Bakın, ortada aslında temel yüzdeleri netleşmiş bir durum var. Bu temel yüzdeleri çok net bir şekilde ortada duran ve iki az önce ortaya çıkmış da iki görüş, yani konsensus sağlanmış iki farklı görüş var. Sözsüz yazısız bir mutabakat var. Ve bu ikisinin normal siyasetten baktığın zaman bütün dengelere, geleneksel oylara, son seçimde alınan oylara, yerel seçimde almış olduğum oylara aslında sonuç bellidir. Normal şartlarda gitseler hangi tarafın kazanacağı bellidir. Nettir. Ben diyorum ki burada nasıl yaparlar bilmiyorum. Sağ tarafa diyorum. Nasıl yaparlar bilmiyorum. Kimle mutabık kalırlar onu da bilemiyorum. Ama bu seçimi kaybederlerse dört tane liderin sırtındadır bu günah. Dördüne de sesleniyorum. Eğer bu seçim kaybedilirse bu dört tane aslında Kıbrıs konusunda konsensus kurmuşların iyi bir stratejik planlamayla bu seçimlere gitmemesiyle kaybedilir. Ha, İddia nedir her zaman? Erhan Arıklı bizi izliyor. Mesajı almıştır eminim. Evet, Erhan Bey hoş geldiniz programımıza. Erhan Bey iyi de seviyoruz. İyi bir izleyici. YDP aktörü olacak dedik zaten. Dolayısıyla seviyoruz. Buyurunuz Erhan Bey. Figüran demedik, aktör dedik. Bilinçli dedim onu. Neyse. Bu dört tane partinin vebali, bu vebali ödeyemez. Çok net söylüyorum. Açık hiç parmağımın arkasına da saklanmıyorum. Ne derler? Hep bu partiler söz konusu Kıbrıs meselesi ise aslında ülke adına. Geriye kalan bütün sorunlar teferruattır. Kıbrıs meselesi, bu konunun çözümü veya bu konunun süreci varsa gündemde, geriye kalan bütün sorunlar teferruattır, aşılamayacak sorun yoktur demiyor mu bu partiler? Görelim bakalım şimdi. Şimdi teferruatlarda mı boğulacaklar? Balla keseyim sözünü ama senin yaptığın az önce aritmetiğe Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde genelde ön sözlerine de çok güvenirim ama sıfır noktasına katılıyorum. Şuraya turdan biter. Bakın. Şuraya katılıyorum. Bu dört parti doğru bir strateji. Eğer ilk turdan biter seçim. Eğer ilk turdan bitmezse seçim. Milletvekilliği genel seçimleriyle eğer bugünkü aritme Cumhurbaşkanlığına yürüyeceksek eğer, evet. O zaman izah et bana. İzah ederim. O aritmetik nasıl Dervişeroğlu'nu denklemin dışında bıraktı ve öyle bir aritmetik yoktu. Çünkü gördün orada mi? Solun geleneksel oylarını, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin oylarını, hı hı, zaten ilk turda farklı bir şey çıkmadı. Tamam, 28-29. İlk turda farklı bir şey çıkmadı, evet, aslında. O aritmetiğin dışında da bir şey çıkmadı yine. Niye? İyi okursanız... O gün Kutra Türkiye Sayın Federasyoncu'ydu. Başka bir şey vardı orada işte. Anlatabiliyor muyum? Bugün başka bir denklemden bahsediyoruz. Yani bugün sağlanmış konsensus. O gün sağlanmış olsa, Ulusal Birlik Partisi'nin o dönem içerisinde yerel seçimlerden kaynaklı, sen çok iyi biliyorsun, en azından seni düşme boyuna, yerel seçimlerden kaynaklı Ulusal Birlik Partisi içerisindeki kendi bölünmeler, Sayın Doktor Dervişoğlu'na, o dönemin Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanı'na karşı Ulusal Birlik Partisi içerisinden bizatihi yürütülen operasyonlar olmamış olsaydı ve o gün sağ cenahta bu kadar etkili adaylar üç tane birden olmasaydı başka taraf bugün olsaydı. Başka bir süreçten bahsediyor olurduk zaten. Ama burada süreç biraz farklı. Öyle görünüyor. Bakalım zaten. Yani Cumhurbaşkanlığı genelde pek özdeşleştirmiyorum ben milletvekili genel seçimleriyle ama
Yakın zamanda yani bir sene kaldı. Şimdi 1990'larda Demokratik Mücadele Partisi'nin kurularak bir sağ karşı solun, sosyal demokratların birleştiği dönemde dört tane sol liderliğin sağa karşı birleştiğinden bahsediyordu. Hiç şansı yoktu. Bugün dört tane yoktu tabii. Çünkü hatırlıyoruz o dönemdeki. Sol değildi ki zaten. Dahil, kim vardı içinde hatırlayan? Neyse bir şey vardı. Toplumcu Demokrasi Partisi. Vardı evet. Ya evet. TKP pardon, Toplumcu Kurtuluş Partisi o dönem. CTP. Cumhuriyetçi Türk Partisi. Evet. YDP. YDP. TAP. Tamam. Bir sen küçük. Hayır. Bugün, sağ değildi o. Neydi? Dört tane. Sol değildi. UBP'ye karşı bir bloktu o. Bugün UBP'nin o bir yarısı. That's all. Bugün dört tane sağ liderin sol karşısında birleşme çabalarını izliyoruz sayın izleyenler. Hiç alakası yok. Özdemir Totem. Strateji yapıyoruz burada. Strateji yapıyoruz burada. Evet. Tabii ki. Strateji yapıyorum ben burada. Ben fikir yürütüyorum. Ben bir şey yapmıyorum. Hepimiz ben hiçbir partinin yetkili organında olmadığım için sorun yok benim hiçbirimiz için. Hiçbirimiz gibi. Hiçbirimiz evet. Hiç. Yani. Evet, bir de az önce dikkatimi çekti Derviş Gezer. Sözü alırken böyle hani balla kesiyorum lafını gibi bir sıcak yanaşma oldu Özdemir Tokel'e karşı. Ben sözünü kesiyorum diye bir koalisyon kurdular sayın izleyenler yanımda. Hiç koalisyon kurmadı. Her sözümü kestiğinde 15 bu dakika bekliyorum. Bu solun en büyük paranoyasıdır. Evet. Kimse fikir olmayacak. Bize sürekli kumpas kuruyorlar. Entrika. Evet, bize sürekli bir şey yaratıyorlar. Neyse birazdan dağılırız. İkiye karşı bir. bütün her şeye rağmen yok canım, yine sana de karşı değiliz. Herkese karşı oluruz, sana karşı olmayız. Teşekkürler. Bu arada 8 Mart. İki gün sonra değil mi? Çiğdem Hanım'ın günüdür. Son birkaç dakikamız var. Kadın, emekçi kadının mücadelesinin ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin gününe dair de sözlerini alalım. Evet. Tabii ki bu bir sizin yanınızla benim kadından konuşmam şu abeste iştigar, uzmanlık alanınıza giriyor. Asıl konuşmamız lazım. Ben kutluyorum şimdi ben bugünü. Bugünü önemsiyorum. Aslında ben kadınlar gününün eskiden belki ekonomik kaygılarla, eşit işe, eşit ücret kaygısıyla bir dönemde yürütülmüş bir mücadelenin startıyla başlamış bir gün olarak görmüyorum artık tabii ki. Bunu sosyal anlamda, hukuksal anlamda, siyaset anlamında, siyasal anlamda, cinsiyet anlamında bir hak arama mücadelesi olarak görüyorum. Dolayısıyla ben genel anlamda hak arama mücadelelerini her zaman önemsemiş, her zaman hak arama mücadelelerini doğru, stratejik, kurallar içerisinde, siyasalara, her tarafa saygılı bir şekilde sürdürüldüğü sürece son derece takdir eden bir insan olarak kadınların bu her alanda, yaşamın her alanda aramış olduğu, yürütmüş olduğu hak mücadelelerine desteğim tamdır. Hem siyasette, hem ekonomide, hem ülke yönetiminde, evlerde, iş yerlerinde, olabilecek her yerde daha çok kadının gerek üretime, gerek sosyal hayata, gerek yönetim hayatına katılmasını en çok arzu edenlerden bir insanım. Bunu da defalarca söylemişimdir. Bu bir üstünlük mücadelesi değildir. İnsanlar önce bunu anlamalıdır. Kadınların yürütmüş olduğu mücadele bir üstünlük, erkeklerden bir üstünlük mücadelesi değildir. Bu bir eşitlik mücadelesidir. Dolayısıyla doğru bir şekilde okunmalıdır. Bu eşitlik mücadelesi olarak görülmeli. Bu bir hak arayışı olarak görülmeli. Ve kadınların bu yönde yürütmüş oldukları bütün çabalara da sonsuz destek vermelidir. Özellikle beyefendiler diyorum. Ve sözlerimi bu şekilde noktalamak istiyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bütün kadının mücadelesiyle birlikte söyledikleri, ideolojik duruşuyla kendisine yönelttiğim oklarımı geri çektirdi bana. Teşekkür ederim. Keşke emin yaşından. Evet, keşke emin yaşından. Kadınlar gününe başlasaydık hiç aklım kesmedi. Evet, bütün stres ve sıkıntı yaşamazdık. Özdemir'e sonsuz teşekkür ediyorum. 8 Mart'a dair. 8 Mart'a dair. Özdemir'le başlayan ancak sonlanma noktası bana göre farklı bir olay olarak nitelendirdiğimden o güne dair özel görüşümü tabii köşemde paylaşacağım ama 8 Mart'ın insan hakları bağlamında kadını erkekle eşitleyen bir mücadele olduğundan bu yönde çaba gösteren herkesi özellikle erkekleri motive edilmesi gerektiğini düşünüyorum ve kadınlarımızın
Şimdi Çiğdem yine kızacak ama annemiz, kız kardeşimiz, eşimiz olduğunu, kızımız olduğunu unutmadan hepimizin bu mücadeleye de yürekten destek vermesi gerektiğine inanıyorum. Tüm kadınlar, genelde tüm kadınların, özellikle Çiğdem Dürüst'ün Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Şimdiden. Evet değerli konuklar, 8 Mart'tan tam 2 gün önce popülist politikacıların, erkek ve erkekleştirilmiş pek çok kadın politikacının ve siyasal yaşam ve karar alma mekanizmalarındaki kadının varlığını hiçe sayıp ama kadına dair günlerde de kadını baş tacı edip vitrine oturtan o gereksiz ve inanmadıkları lafları sarf edecekleri bir haftanın içindeyiz. Ve bu birkaç gün sürecek bu eziyet. O yüzden eziyeti dikkatle inceleyip lütfen söylediklerini unutmamaya çalışın. Özdemir Toker'in söylediği bir şey hakikaten oklarım böyle geri çektirdi bana. Çünkü genellikle kadının mücadele ediyor olduğuna değil, kadın için erkeğin mücadele ediyor olduğuna ve kadının da her şeyi azımsadığına ya da hazır beklediğine inanan ciddi bir kesim var bu 8 Mart'ta kendinde söz söyleme hakkı gören. Özdemir Toker kadının mücadele ediyor olduğunu kabul etti. Onun için teşekkür ederim sana. Çok önemli bir ayrıntıydı benim için. Ve değerli konuklar, sevgili izleyenler, gördünüz işte ikisi ve ben vardık bu gece. Dolayısıyla hakikaten hükümeti bozduk, kurduk, Cumhurbaşkanlığına hazırladık, getirdik, memleketi serdik ortaya sizler sayesinde yaptığınız yorumlarla birlikte. Ve bu akşamı da bitirdik. Biz bir hafta da burada değiliz ama eminim bizim gibi siz de her çarşamba saat 18.30'u merakla ve hasretle bekliyorsunuz. Feyza Öztürk bizi kalplere ve sevgiye boğmaya devam ediyor. Teşekkür ederiz Feyza Öztürk. Ve Mehmet Salih diyor ki iş saatlerime uymadığı için bazı yayınları kaçırıyorum ama yayının kısalığı konusundaki ısrarımdan vazgeçmedim. Sansürsüz en az yarım saat daha uzatılsın. Teşekkür ediyoruz. Bizimle olmanız bizim için çok değerli, çok güzel katkılar koyuyorsunuz. Tıpkı diğer izleyenlerimizin koyduğu katkılar gibi. Farkındayım Özdemir Toker, size çok da yanıtlar